Enki, bugün benim yazdığım kitabı okuyacağız. Günün birinde yemyeşil dut ağacının yaprakları arasında bir kelebek ailesi gelmiş dünyaya. Hepsinin amacı kısacık ömürlerinin tadını doya doya çıkarmak için bir an önce harekete geçmekmiş. Bir parti yapmaya karar vermişler. Partiye bazı arkadaşlarını çağırıp onlarla hem eğlenmeyi hem de bol bol sohbet etmeyi düşünmüşler. Anne kelebek, vakit kaybedemeyiz, fazla zamanımız yok demiş. Bu güzel güneşli günün baharın tadını çıkarmak için başlamışlar hazırlıklara. Çağırdıkları bütün arkadaşları gelmiş. Yavru kelebek Pigu, arkadaşı Tegi annesiyle tanıştırmış. Anneciğim, arkadaşım Tegi ile çok iyi anlaşıyoruz. Ömrümün sonuna kadar onunla olan arkadaşımız hiç bozulmasın istiyorum. Aynı fikirdeyim Pigu, siz hep böyle mutlu olun. Anne kelebek çok duygulanmış. Oysa arkadaşlıkları o kadar kısa sürecekti ki bunu düşünmek bile istememiş. Parti başlamış. Öylesine eğlenmişler ki ormandan sesleri gökyüzüne kadar yükselmiş. O gün neşeli bulut gökyüzünde dolaşıyormuş. Neşeli neşeli gezerken sinirli bulutla karşılaşmış. Neşeli bulut, "Neden bu kadar sinirlisin?" diye sormuş sinirli buluta. Sinirli bulut, "Aşağıdan gelen sesleri duymuyor musun?" Neşeli bulut, "Evet duyuyorum. Ne kadar güzel eğleniyorlar, ne kadar da mutlular. Ne var bunda sinirlenecek?" Sinirli bulut, "Ama biz onlarla eğlenemiyoruz, bu haksızlık." demiş ve aralarında tartışmaya başlamışlar. Derken şimşekler çakmış ve yağmur yağmaya başlamış. Kelebek ailesi neye uğradıklarını şaşırmışlar. "Oley, yağmur yağıyor. Şu kısacık ömrümüzde hem güneşi hem de yağmuru görmek ne kadar mutluluk verici." Yağmur yağınca ormanın ve çiçeklerin mis gibi kokmasına neden olmuş. Kelebek ailesi gökyüzüne bakıp bulutlulara çok teşekkür etmişler. Kısacık ömürlerinde bu mutluluğu onlara yaşattıkları için. Ama tadamayacakları başka bir duygu vardı ki o da kardı. Fakat baharda karın yağması mümkün değildi. Anne kelebek birden ağlama sesleri duymaya başladı. Ağlayan arkadaşı Limi'den başkası değildi. Ara Limi, "Seni bir daha göremeyeceğim için o kadar üzülüyorum ki keşke çok ama çok daha uzun zamanımız olsaydı. Bu güzel arkadaşlığımızı sürdürebilmemiz için." Anne kelebek, "Hadi Limi, bu anı hüzünlü değil mutlu geçirmeliyiz. Hep birlikte gökyüzüne doğru uçalım. Öyle değerlendirelim." Limi, "Bu konuda haklısın." demiş ve gökyüzünü renk cümbüşüne çevirmişler. Adeta bir şölen gibi yaşamışlar bu anı. İlk ve son kez yatmış kelebek ailesi akşam olunca. Mutlu bir şekilde kapatmışlar gözlerini sonsuza dek. Çünkü kısa ömürlerinin tadını doya doya çıkartmışlar. Hikaye kitabımı nasıl buldun Enki? Çok güzeldi. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Güzel bir hikaye kitabıymış. Teşekkür ederim. Bir dahaki hikaye kitabımızda görüşmek üzere.